Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ateşkes teklifinin reddedilmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Robert Wood eleştirilerin hedefinde Wood'un hem red oy kullanması hem de Filistin'in Birleşmiş Milletler elçisi, elçisi konuşurken dinleyerek e, özür dilerim dinlemeyerek telefonuyla ilgilenmesi tepki çekti. O görüntüleri birazdan göreceksiniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir kez daha kürsüdeydi ve ateşkes ilanı için çalışmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Elini Gazze'deki katliamların sürmesi için kaldırdı. Filistin temsilcisi konuşurken telefonuyla oynadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes gündemli oturumundaki tavırlarıyla tepki çekti. Konsey'e sunulan ateşkes teklifine 15 üyenin 13'ü onay vermişti. İngiltere çekimser kalırken veto yetkisine sahip ABD tasarıyı reddeden tek ülke olmuştu. ABD'li temsilci Wood'un oylama sonrasındaki hareketleri kendisini hedef tahtasına oturttu. Oylamanın ardından Filistin temsilcisi Riyad Mansur hayal kırıklığını ve tepkisini dile getirdi. İnsanların hayatını kurtarmak adına ateşkes için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ceasefire. Ceasefire. Save lives. Every further day means lives lost, people killed at an unprecedented pace in modern history. It means barbarism prevailing and humanity abandoned. Humanity must Filistinli elçinin yalnız ülkesi için değil insanlık adına yaptığı çağrı Wood'un umrunda bile değildi. Mansur Gazze'de başka çocukların ölmemesi için ateşkes çağrısı yaptığı sırada ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Robert Wood kendisini dinlemekten çok uzaktı. Wood bu yardım çığlığını duymak yerine telefonuyla ilgilendi. ABD'nin İsrail saldırılarını desteklemesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ise memnun etti. Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'nin takındığı doğru tavrı takdir ediyorum. Diğer ülkeler anlaşmalı ki Hamas'ın yok edilmesi çağrısı yaparken aynı zamanda savaşın durmasını istemek imkansız ifadelerini kullandı. Hamas'ı yok etmek için savaşı sürdüreceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise tasarının onaylanmamasına tepkili. Guterres Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması BMGK'nın otoritesini ve güvenilirliğini zayıflattı açıklaması yaptı. Guterres pes etmeyeceğim dedi. İnsani ateşkes ilanı için çağrımı yineledim? Güvenlik konseyi bunu sağlamakta başarısız oldu. Ama bu ateşkesin daha az gerekli olduğu anlamına gelmiyor. Pes etmeyeceğime söz veriyorum.